Merhaba arkadaşlar, yine bir video ile sizlerle birlikteyiz. Video başlarken bir sorun oluştu galiba. Kaldığımız yerden devam edeyim. Arkadaşlar bu sene bitkileri çok kestim, biçtim, kelle aldım. Daha önceden pek yapmıyordum böyle şeyler ama bu sene çok ben de arkadaşlarımdan gördükçe heves ettim. Yerim müsait olmamasına rağmen yine de bir şeyler yapmak için böyle uğraşıyorum. Bakın Lavender Rose'un kellesini almıştım arkadaşlar. Üst kısmı başka bir saksıda dikili. Hemen buradan bir tane yavru verdi. Kısa bir süre içinde, aşağı yukarı 10 gün önce kesmiştim. Bunlar Sedum Joyce Turluk Biriagata arkadaşlar. Bunların da çeliklerini kestim. Ayrı ayrı şöyle iki saksıya diktim. Bunlar balkonun iç kısmında arkadaşlar. Direkt açık yerde ama hani şöyle söyleyeyim, biraz daha korumalı bir bölümde. Şöyle gösterecek olursam daha iç tarafta. Yani yağmur direkt almıyor üzerlerine. Sedum Joyce'un da bakın kestiğim gövdesi hemen yavru verdi. Arkadaşlar bunların İtalyanları da geldi. Fiyatları çok daha uygundu ama Koreli ile İtal bilemiyorum aynı şeyi gösterebiliyor mu? Yani renklenme açısından, form açısından deneme amaçlı ben bunları kestim bu şekilde. Hemen yavrularını vermeye başladı. Bu da arkadaşlar Suyon Variegata. Bu bitki çok hassas bir türdü. Ben birkaç gün dükkanda beklettiğim için sanırım kapalı ortamı sevmedi. Uzak yoldan da geldi arkadaşlar. Ortama ayak uyduramadı. Biraz böyle kötü hissettim. Yani nasıl söyleyeyim, yaprakları çok yumuşamıştı. Her an kaybedebilirdim. Bunu da su vermeden balkonda böyle güzel bir toprağa diktim arkadaşlar. Üst kısmını yumuşayan yapraklarını da üstten kestim. Kopararak aldım. Hemen o yaprakların yerinden yeni yavrular çıkmaya başladı arkadaşlar. Suyon Variegata. Şu anda bir çirkin ördek yavrusu görüyorsunuz ama bir ay, bir buçuk ay sonra muhteşem bir bitki olacak bu saksının içinde. Bundan eminim. Özür dilerim, rüzgar çok balkonda. O yüzden görüntüyü odaklayamıyorum telefonla. Rüzgardan dolayı. Ama şöyle elimden geldiği kadar size çekmeye çalışacağım. Burada da arkadaşlar yine yapraktan büyüttüğüm Onslow. Bu da Kore ürünü arkadaşlar. Geçen sene atmıştım yaprağını. Yani bir senede 5,5 santim saksıda böyle çift rozetli bir tanecik bitki oldu. Fred'imiz var. Fred'in de kellesini alsam mı almasam mı düşünmüyor değilim. Ama kıyamıyorum da. Gerçekten bu yaprakları falan böyle taş gibi oldu. Çok güzel sertleşti. Onun için kıyamıyorum. Lemon Rose var arkadaşlar. Bunu da biraz hassas tür olduğu için aslında yapraklar gerçekten geldiğinde incecik zar gibiydi. Şu anda bayağı sertleşmiş ve dayanıklı bir tür haline gelmiş. Bunun da gelişimini sizlerle birlikte görmek istiyorum. Başka neyimiz var? Şu doğradığım Rainbow'lar var arkadaşlar. Bunlar daha çok yeni, birkaç günlük. Bunların da gelişimlerini sizinle paylaşacağım. Üst rozetlerini aldım, satışa koymuştum biliyorsunuz. Bu ana gövdelerini de, köklü olan gövdeleri saksılarda bıraktım. Burası gayet bol esinti alıyor. Bakalım ilerleyen günlerde nasıl bir gelişme gösterecekler. Şurada da Echeveria gigantea gila'nın şeyi var arkadaşlar, gövdesi var. Üst kısmını ayrı bir saksıya diktim. Hemen şöyle Echeveria First Lady'lerime telefonumu aşağı düşürmeden şöyle göstereyim arkadaşlar. Birkaç tanesi burada. Birkaç tanesi de salonun camının önünde. Oradakiler çok daha fazla renkleniyor konum olarak. Şimdi bu da arkadaşlar onların kellesini aldım. Gövdeleri çok uzundu. Bunun için ayrı bir video çekmiştim. Bunlar köklendi arkadaşlar. Gayet güzel köklüler şu anda. Bu da saksıda kalan kökleri. Şöyle sağlam tutayım, göstereyim size. Bakın nasıl güzel yavrular vermeye başladı. Bir sürü First Lady'miz olacak inşallah. Yer gök çiçek.
Çok yağmur yağdığı zaman hangisini nereye kaçıracağımı şaşırıyorum ama böyle de insanı çok mutlu ediyorlar bu görüntülerle. Burada bir saksımız daha var. Onda şu anda bir hareket yok. Bir tanesini bir arkadaşımıza gönderdim. Gönderdikten sonra da bu yavruları fark ettim. İnşallah onunki de bir an önce böyle yavru vermeye başlar. Eminim ki verecektir zaten. Şurada da var. Hemen göstereyim şöyle. Burada da bir first lady'miz var. Burada da bir first lady'miz var. Hep böyle tepesi alınmış bitkilerimiz var. Bundan çok ümitli değilim. Bu da Meksikan, neydi bunun ismi? Colorata Meksikan mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Evet, Colorata'ymış. Bakalım onun da gövdesinden yavru çıkacak mı? Pek ümitli değilim o türden ama bunlar beni gerçekten çok sevindirdi. Bakar mısınız nasıl tatlışlar? Yani insana gerçekten bunlar yaşama sevinci veriyor. Kelle almaktan korkmayın arkadaşlar. Çiçeklerin üstünü kesmekten korkmayın. Bir günde size şöyle bir video çekeceğim arkadaşlar. Böyle ekeveryaların şu üst kısmını, yapraklarını koparıp alacağım. Burayı oyacağım. O videoyu paylaşacağım. Daha sonra da onların oradan nasıl rozetler verdiğini, nasıl bir gelişme gösterdiğini onu paylaşacağım. O görüntü de muhteşem oluyor. Yeni rozetler verdiği zaman. Onu da bir ara paylaşacağım. Böyle fırsat buldukça videolarıma devam edeceğim. Burada neyimiz varmış? Burada da bir tane Subzessilis Monstrosa'mız var arkadaşlar. Variegata. Bakın orta göbeği tamamen belirginleşmeye başladı. Bazıları Variegata olarak büyüyor. Renkler, yaprak yapıları gerçekten muhteşem. Ben bu türü çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Böyle üçlüsü, ikilisi, hepsi birbirinden güzel. Fırsat buldukça böyle balkona gelip bunlarla vakit geçirmeye çalışıyorum. Evet, bizim yemeklerimiz hazır. Biz artık çocuklarla oturup bir şeyler atıştıracağız. Böyle fırsat buldukça da sizlerle yine videolar çekip paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bakıyorum bir yandan etrafıma, acaba unuttuğum bir şey var mı? Hemen şurada bir şey daha gözüme çarptı. Evet, Sedum Nusbaumerianum'un da aldığım yaprakların yerinden hemen yavru vermiş. Evet, bu türde çok çabuk yavru veren, yapraktan yetiştirebileceğimiz, çabuk köklenen, çabuk yapraktan yavru veren türlerden bir tanesi arkadaşlar. Özellikle yazın güneşte çok güzel renkleniyor bu tür. Ama şu anda bu da bir çirkin ördek yavrusu oldu. Her tarafını kestim biçtim çünkü. Bu türü de çok severim. Eskiden beri ilk büyütmeye başladığım türlerdendir. Burada da aşkın gözyaşı pink, pembe olanın şeyleri düşmüş arkadaşlar. Gözyaşları düşmüş ve oraya tutunmuş. Kendi kendine büyüyor. Biz kendimiz üretmeye çalışsak bu kadar rahat üretemeyiz. Nazlanır ama burada kendisi tutunmuş bir şeyler yapmaya çalışıyor. İnşallah gelişir ve güzel güzel pink gözyaşlarımız olur. Bugünkü videomda bu kadar arkadaşlar. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.